Bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 27-28'deyim. Adif, yeni bir emir. Yani bunlar hepsi emir olduğunu ben bildiğim için hemen bunu adif diyorum. Yani sonunu cezim yapacak şekilde. Eğer bu e ile başlıyorsa yani adif, yani bu artık ezberlenecek. Ekle anlamına geliyor da. Yani edif diye bir kere bunu gördünüz mü artık edif demeniz gerekiyor. Şimdi de kuralı ben söylemiyorum. İlerleyen derste de olacak. Edif ilave et el kelimette, kelimeyi ilave et. Yine ediften dolayı bu kelimetu kelimete oluyor. El evvelle el ula, evet birinci kelimeyi, ile sani, ikinci kelimeye idafe et, yani ona ait kıl. Yani birinci kelimeyi, kelimeti ulayı, ile saniyeti ikincisine, bak iladan dolayı saniyeti okumayı hemen biliyorum. İle saniyeti ikincisine ait kıl yani. Mesela kitap var, Muhammed var. Ne diyeceğiz? Kitabın Muhammedun olmaz. Kitabı Muhammedun olmaz. Kitabı Muhammedin dedik ya. Ait kılınan şey tenvinden soyulur. Kendisine ait kılınan ise dammesinden gider kesraya. Tenvini durur. Eğer harf tarifli ise tenvinsiz tabi olur. Yine her halükarda kesra olur yani. Her halükarda bu da tenvini gider. Ait kılınmak budur. Kitab-ı Muhammed. Bak mektep ve müderris var. Müderrisin masasıncı. Mektebul müderrisi. Burada mektebu müderrisin. Ha tabi burada harf tariflidir. Mektebul müderrisi. Bakın kesrayı görüyorsunuz. Bir de bu da tenvin gitmiş. Kalem Hamid. Kalemu Hamidin. Miftah el beytu. El harf tarifli var. Miftahul beyti. Beytun Abbasun. Beytu Abbasin. Dükkanun ettaciru. Dükkanu taciri. Gurfetun Aliyun. Gurfetu Aliyin. Beytun el mühendisu. Beytul mühendisi. Defterun Saidun. Defteru Saidin. Saidin defteri. İsmun el veledu. Çocuğun ismi. İsmül veledi. Mindilun yasirun. Mindilu yasirin. Kitabun Allahu. Kitabullahi. Maşallah. Kamisun ammarun. Kamisu ammarin. Bintun tabibu. Tabibu. Bintul tabibu. Yok. Bintul tabibi. Dedik ya. Kendisine ait kılınan kesralı olacak. Bintul tabibi. Serirun halidun. Seriru halidin. Miftahun seyyaretu. Miftahus seyyareti. Diyeceğiz. İkra. Vaktub. Evet. Oku ve yaz. Yine cezimli okumayı hemen biliyorum. Daha önce gördük. Vaktub. Bunun cezimli okumayı biliyorum. İkra vektub. Oku ve yaz. Me'addabdi. Dabd etmekle. Nereyi? Evâkhiri. Bakın yine dabd. Dabd kelimesi me'adden dolayı kesre oluyor. Me'addabdi. Ve dabd evâkhire ait kılındığı için, evâkhir de kelimeye dahi ait kılındığı için ikisi de, yani bu evâkhiri kesre yapıyor ve evâkhir de kelimati kesre yapıyor. Evet. Ma'a dabtil dabti evâhiril kelimati. Evet. Bu şekilde güzel oldu. Babul, bakın ahir kelimeye dikkat edeceğim. Babu el medreseti. Babun demedim. Çünkü ait kılınmış. Himarur raculi beytu hamidin. Erkek ismi olduğu için tenvinli. Seyyaretu el müdiri. Mindilu ammarin ismu talibi beytullahi fi kitab fi'den dolayı bu kitabi oluyor. Fi kitab tenvini gidecek çünkü Allah'a ait kılınıyor. Allah'ın kitabı. Allah'ın kitabının içi oluyor. Kitap Allah'a ait kılındığı için tenvini gidiyor. Harf tarif olmasa da tenvinsiz oluyor. Kesre olması fi'dendir. Fi kitabillahi. Allah lafzı kesre olması da kitap kelimesinin ona ait kılınmasıdır. Fi kitabillahi. İşte hareketsiz okuma yani. Bir yerde bunu gördünüz mü? Fi kitabullahu yanlış okuma olur. Nerede fi'nin hükmü ki kitabı kesre yapacak? Nerede kitabın tenvinsiz olması ki Allah'a ait kılındığı için? Nerede Allah lafzının kesre olması ki kendisine bir şey lafza, o lafzatullah'a kitap ait kılındığı için o da kesre olacak. İşte siz
Böyle kuralları bilirseniz hareketsiz okuyabileceksiniz. Hareketsiz okumak budur yani. Min. He, buna min diyor. Men diyemem. Niye men demeyeyim? Soru yok ya. Nerede soru işareti? Mindir o zaman. Min. Min olduğu için kendinden sonrasını kesre yapıyor. Beyti. Peki ben beytin tenvin diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü bakıyorum ki kendinden sonrasına ait kılınan bir şeydir. Müderristir bu. Müderrisin evidir demek ki. Hocanın evi. O zaman ait kılındığı için tenvini olmaz. Kesradır çünkü minden dolayı. Min beytil müderrisi. Niye müderrisi dedim? Çünkü ona ait kılındığı için kendisi kesra olacak. Normalde min olmasa beytul müderrisi diyecektim. Beytul müderrisi. Bu min bunu kesra yapıyor. Ala. Ala'yı gördüm. Kendinden sonrasını kesre yapacak. Mektebin. Ala mektebin normalde. Tenvinli. Ama müdüre ait kılınan bir masa olduğu için, müdürün masası yani, bu tenvini gitti. Ala mektebi, mektebil müdiri. Bu da kesre olacak çünkü ona ait kılınan mektep var. İkra. Oku. Ondan sonra sadece okumadır. Tamam. Düzgün okuyacağım. Takip edin lütfen. Eyne beytul müderrisi huve ba'idun el-Kur'anu harfi taraftan dolayı tenvin gitti. El-Kur'anu kitabu. Bunu kesre yapacak bir sebep yok. Bunu kesre yapacak sebep yani el-Kur'anu kitap, kitabın Kur'an'ı böyle bir aidiyet olmaz ki. Kitabın Kur'an'ı. Olmaz ki böyle bir aidiyet. Yani ona Kur'an kelimesi ait kılınmıyor. Hem Kur'an kelimesi ait kılınsa harfi tarifli olmaz. Dolayısıyla bunu kesre yapacak ne kendinden önceki kelimenin ait kılınmasıdır. Ne de fi, ila, an gibi, ala gibi harfi cer de yok. O zaman kitabu diyorum. Kitabun normalde diyecektim. Tenvinli ama bakıyorum Allah lafzı var. Allah'ın kitabı. Evet ait kılınan bir şey oluyor. O zaman bu kitabı oluyor. Tenvinden sıyırıyorum. Kitabullahi. Bu da kesir oluyor. Kendisine kitap ait kılındığı için. Okuyorum. El-Kur'anu. Niye bunu El-Kur'anu, El-Kur'ani demedim? Çünkü kendinden önce onu kesire yapacak bir sebep yok. Mutlak olarak bir sebep yoksa u. Yani damme diye okunur bütün kelimeler. El-Kur'anu. Tenvini okumadım. Harf tarif var. El-Kur'anu kitabullah. Allah'ın kitabıdır. Yeter. Güzel oldu bu da. Böyle gidelim. Yani bu sayfada pek çok şey aslında dile getirdim. İnşallah faydalı oluyor.